Evet sevgili dostlar, tekrardan bir dil doluyla sizlerle beraberiz. Yine bugün hangi mağazada olduğumuzu söylemeyeceğim. Mağazanın konseptinden daha önceki programlarımızı izleyenler bakalım hangi mağazada olduğumuzu bilecek mi? Hangi mağazada olduğumuzu sonunda Süleyman sizlere söyleyecek. Hangi mağazada olduğumuzu bilirseniz Seçkin Coşar size çok güzel bir hediye verecek. Kesinlikle Zigon Sehpa hediyesi var söz. Vaat etmiyor, veriyor diyoruz ve hemen programımıza başlıyoruz. Buyurun bakalım. Evet arkadaşlar, sokağa çıkma yasağının ilk haftasında bilmiyorum evlerde durumlar nasıl gidiyor, sıkılıyor musunuz, cam mı siliyorsunuz, ev mi? Mesela ben cam siliyorum, bayram temizliğini yaptık hanımla beraber, iç dış camları sildik, süpürdük falan. Zaten böyle sokağa çıkma yasağı olunca hanımlar böyle düşünüyor, ulan ben buna ne yapabilirim diye. Benim cezalar başladı, sizinkini bilmiyorum. Sende nasıl gidiyor üstad yasaklar? Bizde öyle bir dert olmadığı için çalışmaya devam. Biz çalışmaya devam ediyoruz ama biliyorum ki insanlarımızın çoğu çok sıkıldı. Sıkkınlık hat boyutta, hattı zorluyor hatta, bakalım nasıl olacak. Ama biz ne yapıyoruz? İşte sizi bunlardan uzaklaştırabilmek için programımızı çekmeye devam ediyoruz. Efendim yarından sonra, hatta cumartesi pazar da diyebiliriz, sıkıntı yok. Anneler günü. Bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun diyorum ben kendi adıma. Çünkü bütün annelerimizin anneler günü sen kutluyorsan ben de hepsinin ellerinden öpüyorum. Yani annelerin ve anne adaylarının, daha doğrusu hani anneler diye ayırmıyorum. Çünkü sonuçta her genç kız, her yetişkin bayan bir anne adayıdır. Hepsinin anneler günü kutlu olsun. Babalar gününü sabırsızlıkla bekliyoruz bu arada. İşte ben buna karşıyım. Her kadın anne adayıdır lafıyla anneler gününü bildiğin kadınlar gününe çeviren zihniyete karşıyım. Ya kardeşim. Şaşardım karşı olmasaydın zaten. Yani daha evli değil, barklı değil. Belki evlenmeyecek. Belki Allah korusun çocuğu ama bak, olmayacak. O ayrı. Evlenip evlenmemesi ayrı. Ama anne adayı. Yani... Öyle bir şey yok. Uydurma. Herkes kendi götünden bir şey uyduruyor. Öyle bir şey yok. Anneler Hı. günü bugün. Tamam anneler anne günü. Anne olanların anne günü. Anne adaylarının ya, da günü. Bu baba sonuçta... adayları. Yok bilmem çocuk adayları. Evet. Yok öyle bir dünyaya. Yani lütfen, şey olsa doğurmayacak mı yani bu? Lütfen günleri gününde ve zamanında kutlayın. İşin suyunu çıkarmayın. Efendim bütün anneler ve anne adayı. Bu kadınlar günü oldu bu. Zaten var 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Neyini kutlayayım ne alakası ben bir var? De. Aynı şey. Onda da zaten normalde 8 Mart Dünya İşçi Emekçi Kadınların Günü. Ev hanımları da biz kadınız, bizim de günümüz. Ama şunu gittik. Söyleyeyim o zaman. Tamam bir dakika dur. Tamam durdum. Dur. Kadın gelmiş 50 yaşına. Senin teyzen atıyorum. Tamam. Teyzen. Anneler Günü'nde onu da arıyorsun ama çocuğu yok. Tamam. Aramam ki. Niye aramıyorsun? Anne değil ki niye arayayım? Ne peki? Teyzem diye ararım. Teyzeciğim nasıl? Ya teyzen diye olabilir. Sonuçta on, sokakta yani, biri görse anneciğimle ya da yer verirken bile anneciğim buyur böyle otur. Önemli olan anne olması değil. Saygı. Annenin yerine koyuyorsun onu da. Yaşına, başına, itibarına, kadınlığına ha, ona da anne hürmeti gösteriyor. Anneciğim ulan hiç tanı... O zaman düşünsene sen bir gün bir hastaneye gitmişsin. Kadının bir ayakta. Anneciğim gel böyle otur demişsin. Hayvan herif benim hiç çocuğum olmadı. Sen bana niye anne diyorsun mu diyecek sana. Diyebilir. Hadi lan. Belki sıkıntısı var. Yok sen, bana... Sen, gereksiz ve saçma bir söylem. Anne ise gerçekten anne, çocuk doğurmuş tamam. Ama tabii her anne de anne mi? O da ayrı bir soru ama bu bizi ilgilendiren kısmı değil. Annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Yok adayıydı, yok oydu, buydu falan beni bağlamıyor. Onlar anne olsun, o zaman gene kutlarız. Ama soru şu. Hı. Nereden çıkmış bu anneler günü? Yahudinin biri bulmuştur. Yani senin lafın. Yani Yahudinin biri bulmuştur. Neden? Çünkü millet alışveriş yapsın, millet hareket olsun. Tabii canım bu tarz şeyleri onları düşünür. Ama geçmişe döndüğüm zaman milattan sonra Hazreti İsa'nın doğumundan 250 sene sonra Kibele için, Kibele tanrısı bayan bir tanrı onların şeyine göre. Hani bunun onuruna kutlanıyormuş. Daha sonra ben şurada baktım hemen. 1908 yılında Anna Jarvis isimli bir kadın annesi öldüğü için bugünü anma günü ilan ediyor kendince. 1914 yılında da Amerikan Kongresi'nin onayıyla bugünü Dünya Anneler Günü yapıyorlar. Yani bizimle, affedersin bir girip çıkan hiçbir şey yok ki. Bu komple bize hard the blackboard. Yani mantıklı mı, yani mantıksız mı? Senin şu araştırmacılık huyuna bayılıyorum ya. Yok ilk koltuğu kim buldu, yok filozof bilmem kim, kibele evet, mibele, öyle. Anneler. Sana ne kutla geç, niye abi derinlere niye iniyorsun? Yani bir şeye muhalefet olmasan şaşırır. Ben kendime diyordum, acaba her şeye muhalefet olan ben miyim diye. Ben şu programlarda anlamaya başladım. Mesela anneler günü, anne adaylarının günü kutlu olsun diyorum. Süleyman fırlıyor bana. Bana ne, anne adaylarından bana ne, günden bana ne.
İşte anne, ne bileyim. Anne olacak. Anne, illaki anne. Yani olacak. Muhalefet olmasan şaşardım. Neyse siktir. Sen anneler, sadece anne olanların anneler. Evet. Gününü kutla. Ben anne olanların, olmayanların, hatta ve hatta çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan, tedavi görüp de tekrar da olamayan, anne adayı olmak için yanan, tutuşan bayanlar var. Siz Süleyman'ın dediğine bakmayın. Belki içinizden diyorsunuz ki, belki de gözleriniz doldu şu an izlerken. Hani biz de anne olmak istiyoruz, mücadele ediyoruz, olamıyoruz diyorsunuz. Ve bu arkadaş sizin kalbinizi kırıyor. Siz onun filozofluğuna verin. Boş verin, biz sizleri seviyoruz. İnşallah ileride sizlerin de kucağınıza çocuğunuzu sağlıklı, sıhhatli alacağınızı umut ediyorum. Ben ekrana bakıp kalkıp da böyle güzel şeyler söylemeyi isterim. Lakin ben gerçekçiyim. Biliyorsunuz, tanıyorsunuz artık beni. Öyle, ben öyle şeyler... Zaten dünya günlerine baktığın zaman anne olmak isteyip de olamayan anneler günü var. Dünya Kadınlar Günü var. Atatürk'ün gençliğe hediye ettiği 23 Nisan çocuk bayramlarında küçük çocuklarımızı, kız çocuklarımızı erkek kutluyoruz. 19 Mayıs'ımız var. Abi çok mu zor şu anne ve anne adaylarının da günü kutlu olsun? Niye bu kadar şeyiz, ketumsun lan? Yok, ketumla alakası yok. Madem böyle abuk sabuk günler konuyor, gününe özel kutlansın dedim. Başka bir şey demiyor mu? Tamam, biz de bir şey demedik. Şimdi normalde hatırlıyorsan 2-3 program önceydi, yanlış hatırlamıyorsam. Önemli olan anne olmak değil, çocuğu yetiştirebilen anne olmaktı. Şimdi sana çok basit bir soruyu. Artık bu zaten dönemde zaten değişti. Yolda kavga eden iki kişi gördün ya da bir çift gördün ya da ne? Karışır mısın, müdahale eder misin? İki tane de ben patlatırım. Ne oldu şimdi hani? Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Yolda kavga eden iki kişi gördüğünde kavga edenlerin neden kavga ettiklerine, cinslerine, ellerindeki mevzulara, yani silah mı var, sopa mı var, iri yarı mı, kıyma mı, harma mı, hurma mı, odun mu, dal mı bakacaksın. Tamam, bakacağım. Ona göre baktın, ikisi de dallama, ellerinde sopalarla birbirlerine vuruyorlar, elleme. İki dallama, sen elleme. Yani iki erkek kavga ederse karışmam diyorsun. Karışabilirsin. Baktın ki böyle söz geçirebileceğin gibi, hayt uyt deyince ayırabileceğin gibi. Ama baktın iki tane, bak ne diyorum, iki dallama sen elleme. Yürü. Devam et diyorsun. Devam et, hiç elleme. Onlar birbirlerinin kafasını gözünü yararlar. İki dakika sonra da oturur beraber bir köşede iki kadeh bir şey içerler. Dokunma. Evet. Geldin, iki kadın kavga ediyor. Kenara da dur, bir de çay söyle, izle. Niye yürüyor? Böyle aksiyon nerede olacak? Ne zaman denk geliyorsun? Otur, bırak kavgalar etsinler. Her zaman. Çünkü en azından kadın kadını dövüyor. Yani şey, kadına şiddet derlerse ulan uygulayan da kadın zaten. Bana ne dersin? Ama senin orada çok güzel otur, bir şeyin var. Otur, keyfini çıkar. Hatırlıyorum programda dedin ya sen, ne kadına şiddet ne erkeğe şiddet değil. Canlıya. İnsana daha sonra değiştirdin dediğin canlıya. Gibi. Canlıya şiddet dedi. Neden böyle dedi? Onu da ürün tanıtımımızdan sonra hep beraber... Nasıl yapıyorduk? Şöyle miydi? Ürün. Nasıl gösteriyorduk ürünü? Artık o Vedat hocam ne taraftan çıkaracak? Hocam şuraya koyabiliyoruz mu ürünü? Hadi koysun bakalım. Bu hafta Doğutaş'ta 1900'lü yılların Fransa ve İngiltere'de kullanılan dekorasyon akımından country tarzını inceleyeceğiz. Bu tarz daha çok desen, renkleri içinde bulunduran ama soft bir tarzdır. O yüzden yanında istediğiniz renkleri de kullanabilir ya da tamamen soft tonlarla da geçiş yapabilirsiniz. Kendisi daha çok beyaz ve ceviz ağırlıklıdır. Yanında kullanacağınız koltukta da isterseniz yine krem tonlarına kaçabilir ya da bir renk patlatabilirsiniz. Country tarzına en uygun olan koltuk takımı yine Chester'dır. Çünkü Chester de yine İngiltere akımından yola çıkılarak oluşturulan bir tarzdır. İkisini birlikte kombin ederek evlerinizde sergileyebilirsiniz. Yine TV ünitesi, orta sehpa, yan sehpa, ayrıca alternatif vitrin ünitesi bulunmaktadır. Yemek odasında açılır masası, yine konsolu, aynası. Yatak odasında da 5 kapaklı, 6 kapaklı dolap seçenekleri. Karyola'da da yine 1.60'lık, 1.80'lik ister bazalı ister normal karyolu şeklinde alternatiflerimiz mevcuttur. Country tarzını evinize tercih etmek isterseniz sizleri Doğutaş'a bekliyoruz. Ne oldu? Kavga eden çiftleri konuşuyorduk. Kavga eden çiftler eğer erkekse, dallamaysa beni elleme dedi sevgili seçkin. Bayansa her türlü oturun, alın çiğdeminizi, çitleyin, çayınızı alın, seyredin dedi. Evet. Peki bu bir karı koca ya da sevgili kavgası olursa? Şimdi karı koca ya da sevgili kavgası olursa tartışma boyutundaysa karışma. Hı hı.
Ama şiddete doğru gidiyorsa kendini kolla. Bak önce kendini kolla. Tamam, bayanı kolla. Eyvallah. Tamam. Şimdi iki karı koca kavga ediyor. Tabii ki ben orada kadına şiddet uygulanmasın falan filan diye de, ama direkt dalıp da adamın kafasını gözünü kırmayacağım bir. Doğru. Belki de kıramayacağım. Adam iki tane vuracak, benim kafam gözüm kırılacak. Bana ne bu kadın için dayak yedim. Oğlum. Eve gideceksin, ne oldu? E kadını dövüyordu, müdahale ettim, beni dövdüler can, kendi karınla kavga edeceksin. Diyecek ki sen tanıyor muydun ki, niye ne yapıyorsun? Hayır. Mevzu ya, kendini kolla. Kendine zarar gelmemi, çünkü senin de çoluğun çocuğun var. Evet. Yani o kadını al işte, bir tane gencecik çocuk. Kadir Şeker. Kadir Şeker. Ne oldu? Hala. Selamun aleyküm. Gümbür gümbür yatıyor içeri. Ediyor. Aynen. Onun için yani bak, eğer adamın elinde silah, sopa, tüfek bilmem ne yoksa ve medeni bir adam, hani çünkü sonuçta biliyorsun sürekli medeni bir insanla medeni bir kadın da kavga edebiliyor. Bunları olur, ayırman kolay olabilir. Ama genelde ben bu tarz kavgalara hiç denk gelmedim. Kavga edenlere bakıyorsun, saçından tutmuş, elinde satır. Ya zaten hani bu kavgayı ayır, ama zaten bu kadın da bu yollardan geçmiş ya da bu ailenin içinde bunlar ilk defa yaşanmamıştır. Bir tanesi sana denk gelmiştir. Ve belki de müdahale ettiğinde o yerdeki kadının kalkıp sana şunu deme ihtimali de var üstad. Kimse yanlış anlamasın. Doğru. Sen benim kocama mı vuruyorsun? Ya da sen bizim işimize ne karışıyorsun? Sana ne? Kocamdır. Döver de, sever de, öper de, yapar da yapar yani. Sana ne? Diyebilir. Öyle derse döneceksin, kanına ağzına bir tane kürekle vuracaksın. O zaman adam kalkacak, bu sefer sana dalmaya. Adam sana dal. Onun için ne yapıyoruz bana abi? Ne yani yapıyoruz? Kadına şiddete hemen 155'i. Yani nasıl söyleyeyim? Hemen kadına şiddete hemen diyorlar. Erkekler neden müdahale etmiyor? Ulan hıyar. Yangın çıkıyor. Hortum alıp koşturuyor mu? İtfaiye arıyorsun. Gibi. Yanında biri kalp krizi geçiriyor. Gidiyorsun en fazla altına. Ne yapıyorsun? Ameliyat etmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? 112'yi arıyorsun. Ama kavga eden birini gördüğünde polisi niye arıyorsun? Erkek değil misin bir de? Sen gel müdahale et. Niye etsin ki? Etmeyecek. Hemen polis dediğin. Hemen gibi. Abi emniyet güçlerine haber doğru veriyorsunuz. Elinizde kameranız varsa görüntü alabilirsiniz. Çünkü artık inanın kameralarda caydırıcı özelliği var. Hani adamı çekmeye başladığında uzaktan, hani erkeklik yapıp da adam belki senin üstüne saldı. Ne çekiyorsun lan beni diyecek. Çekerim lan falan. Abi erkek diye bilmem, şuna buna gerek yok. Çekersin uzaktan, mesafeden, hatta kaçabiliyorsan da kaç kardeşim. Ben bu devirde bunu bilirim, bunu söylerim. Hani niye bana yol vermedin diye inip birbirini vuranların yaşadığı bir ülkedeyiz. Doğru, doğru. Şimdi toparlıyorum. Niye bu konuyu açtım? Diyeceksiniz ki arkadaş, anneler gününü konuşuyorduk. Bu konuya hangi ara girdin? Niye girdin? Anlatayım. Şimdi bu kavga edenleri de anneler yetiştiriyor. Şimdi demin dedim ya, her anne gerçekten anne mi? Her doğuran anne olabilir mi? Bazıları evlatlık da alabiliyor ama normal bir anneden daha da şefkatli, daha da sevgi dolu, daha da elit, daha da kaliteli insanlar yetiştirebiliyor. Her doğuran anne olmadığını ben kendi adıma söylüyorum. Kimseyi bağlamaz. Onlar babalarına çekmiş. Bilemem. O kavga edenler. Annelere sorsan ölecek. Hep sen mi yetiştirdin bu çocuğu? Yok, babasına çekmiş. Hep öyle diyorsun. Kurtu hep, bak hep ekran oynuyor. Hayatı bu. Zaten ekranı severim. Oynuyor. Severim. Ben oynamıyorum. Ben diyorum ki bunları yetiştiren de anne. Senin benim gibi. Ben hatırlamam sokakta çok kavga eden bir adam olduğumu. Hatırlamıyorum yani. Bilmiyorum yani, hiç öyle birebir bir şeyi denk gelmedim. Ya da tanıdığım eşim, dostum, arkadaşım, akrabalarımın sokaklarda kavga ettiğini ya da hadi kavgayı bırak, eşini, sevgilisine darp ettiğini falan görmedim. Bu nedir? Annenin yetiştirmesidir. Bana diyecekler ki çevre koşulları önemli. Ya arkadaş biz sokakta basmanede büyüdük biz ya. Basmanede doğdum büyüdüm. O zaman sen bir atasözünü yok ettin. Hangisini? Yani, söyle bakayım. Alimden zalim, zalimden alim olabilir ya da doğabilir. Doğru. Senin dediğine göre olmaz. Bak yetiştirme. Anne baba iyiyse çocuk iyidir. Niye anne baba çok iyi olup da çocuğu, hani 5 vakit annesi babası namaz kılıp da çocuğu, affedersiniz burada söylenmez, hani hayta. Hap kullanan, ot kullanan, cart kullanan, cut kullanan çocuklar da var. Geliyor ailesine, anne ver lan bana para. Ay uyut yapıyor, kafa güzel. Anne baba 10 numara. Hı hı. Çocuk piç. Bak doğru. Ama bak. Bu annenin babanın suçu ne? Ben doğurmak falan filan, bunu yetiştirmek diyorum. Anne baba çok iyi olabilir ama iyi yetiştirememiş diyorum ben sana. Abi ne alakası var yetiştirmekle? Olur mu canım? Şimdi, bir sürü örnek verebilirim sana. Ver. Anne baba melek, melek, tamam, pırlanta. Yani o çocuğu bunların yanında görsen dersin ki lan sen bu insanların çocuğu olamazsın hayvan. Bu insan bana bile oğlu olmadığım halde o kadar güzel annelik, o kadar güzel öğütler veriyor ki öküz. Ben dinliyorum da sen niye dinlemiyorsun? Evet. Bu çocuğun piçliği, annenin babanın ne suçu var yetiştirmekle? Ya da şöyle düşün,
İki kardeş, gömeceğim dur seni. Peki. İki kardeş, evet. Biri beş vakit namazda aynı anne baba yetiştirmiş. Annesinin babasının dizinden ayrılmıyor. Anne diyor ki ben Süleyman'dan çok memnunum. Allah ondan razı olsun. Ama bu it var ya, bu it bizim anamızı belledi. Hadi bakalım, ikisini de ben yetiştirdim. Demek ki ötekini iyi yetiştirememiş. Hadi siktir ya. Çok küfür ediyor ya. Çok küfür, küfüre karşıyım. Yani ya senin gözünde haytanın, zibidin hiç suçu yok. Ya mutlaka vardır ama bak uzatmak istemiyorum. Sonuçta, neyse. Dediğim bir konu var, bunun hep arkasındayım. Anne olmak güzel bir şey. Çocuk yetiştirebilmek, kaliteli çocuk yetiştirebilmek çok daha güzel bir şey. Zaten neydi? Cennet annelerin ayağı altındadır. Yani bu söz de boşa söylenmedi. Ama hangi annelerin? Neyse tamam, senin dediğin olsun. Biz seninle o konuda hiçbir zaman... Ya biz seninle uzlaşırsak zaten dünyanın sonunun geldiği günde... O zaman zaten abi, programı aslında, yapma. Geçen haftaki programda bir uzlaştık ha. Bir noktaya yaklaştık orada. Bu evet. Şey, alkol yasağını falan konuştuğumda bir baktım ulan, dedim ki ben hayır derim, o olur mu canım, iyi yaptılar falan bekledim. Baktım ikimiz birden aşağı doğru gidiyoruz. Ama şimdi düşünsene. Ama hepin... O zaman ne diyoruz? Bütün hayvanlar aynı tarafa koşuyorsa orman yanıyordur. Dün, geçen hafta biz o yasakta seninle aynı tarafa yürüyorsak demek ki kötü bir şey yapıyorlar. Yok, bu mantıklı bir şey değildi ama. Bak gene söylüyoruz o alkol yasağıyla alakalı. Ya alkol yasağı bu kararname altında imza atılmış bir yasak değil arkadaşlar. Sözlü. Tekel bayileri açılmasın. Sadece alışveriş merkezleri ve bakkallar açılsın. Bakkal satıyorsa zaten gidip alabilirsiniz. Bazı bakkallar çünkü tekel bayisi olmadığı halde bunu yapabiliyor. Ya var var. Ama şey... mantıklı değil. Mantıklı değil. Ben size bir tüyo daha vereyim. Paket servisi de yapıyorlar arkadaş. Mesela şimdi hani restoranların paket servisleri açık ya. Restorancıyla aranız iyiyse alo deyin, bana işte biraz Adana, biraz bilmem ne yanından koy dedin mi adam poşete koyuyor, kapıya getiriyorlar ya. Sıkıntı yok ya. Oluyor mu öyle de? Tabii tabii. Tamam arkadaşlar, yani bu dert etmeyin. Resmi anlamda bir yasak olmadığı için. Benim alt yazıda birazdan telefonum geçecek. Telefonumu not edin. Arıyorsunuz paket başı 4 lira evinize kadar getiriyorum. Benim ha sokağa çıkma belgem de var. Alo deyin, hallederiz ya, çözeriz. Ben bu sokağa çıkma belgelerinin de kontrolünün biraz zayıf olduğu konusunda konuşacaktım ama konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü adam bir kaşeye basıyor, işte bu adam çalışacaktır diyor. Polis yazık görüyor, tamam o zaman devam et. Hayır, diyor. Şu an görmüyor. Şu an mesela geçenlerde biz denk geldik. İşe giriş bildirgesi yanında olmak zorunda. Ses, yani e-devletten çıkartıyorsun bunu ama altını da şirket yetkilisi imzalayıp kaşeliyor. Senin işe giriş bildirgeni alıyor, sorguluyor. Sen gerçekten bu SGK'da gösterilen yerde çalışıyor musun? Evet, çalışıyorsun. Çalıştığın koda bakıyor. Diyelim 10 iş yeri, yani kodun. 10 neye karşılık geliyor? Mobilya, lojistik. Bakıyor kanunda mobilya, lojistik serbest. Almışsın işe giriş bildirgesini. Adam giriyor bakıyor. Evet, burada çalışıyor musun? Çalışıyorsun. Ne iş yapıyorsun? Atıyorum tuhafiyecisin. Bakıyor abi diyor, senin bu yasakla alakan yok diyor, tuhafiyeci hadi lan evine diyor. Ya da yapıştırıyor sana 3000 mi kaç bin? 3000-3500. Gidiyorsun yani, artık o işe giriş bildirgesini sorguluyor polis. İşe giriş bildirgesinde çalıştığın iş yerinin yasaklardan muaf tutulan işletmelerden biri olması lazım. Değilse öpüyorlar seni. Aa, sevgiyle. Tabii canım. Sevgiyle. Bir de zaten şey çıkıyormuş, bu HGS'ye adresler de kodlanacakmış. Yani sen yürüyorsun yolda, polisle karşılaştın. Ne arıyorsun dedi, bakkala gidiyorum dedin. HGS'ni sorguluyor. Senin evin diyor 4 sokak ileride. Vay. Canım diyor. Mantıklı aslında. Yasağı koymasın. İncinmişsin dedi. Neden dedi? İncinmişsin dedi. Aynen. Yani artık böyle. Ya bunlar da olması lazım zaten gerçekten. Yani ben bir de şunu düşünüyorum. Hani arkadaş... Her taraf kapalı. Adam arabasına binmiş. Merakından gidiyor ipne. Vallahi bak her taraf kapalı. Hani çıkıyor yola. Ben bir gideyim. Niye? Bir bakayım lan kim ne var yapıyor? Lan. Çıkıyor öyle merakından. Ya nereye gideceksin? Ama onun bir zararı... Arabayla bir... Ya kafeye gidemezsin, oraya gidemezsin, kafeye gidemezsin, restorana gidemezsin, ona buna, ota, boka, hiçbir yere... Markete gideceksin de evinin yakında var zaten. Arabayla merakından bir geziyor geliyor. Ama arabayla gidip arabadan inmeyenlerin ne başkalarına zarar olur ne başkalarına onlara zarar gelemez zaten. Abi biz doğru öyle mu? Bir insanız ki canım sıkıldı bir deniz havası alayım deriz. Kordon sahilinden kimse arabadan inmeden geçemez. Doğru. Cama aç, ne yapıyorsun? Araba, cama açtık, deniz havası alıyoruz abi. Doğru.
Doğru. Diye. Ha, araba sineması olan bir şeyiz biz biliyorsun. İlis. Doğru. Yani sen öyle... ne kadar çalışmasa da tabii varız. Canım sen onu söylersen neler çıkar neler çıkar. Yani dedim ya sana herif arabayı sırf merakından gidip geliyor. Ben de şahsen diyorum ki çalışan gerçekten o kuryeler yok mu? O da diyordur ki amına koyayım diyordur. Bizim işe bak diyordur. Herkes evinde yatıyor. Biz çalışıyoruz eşek gibi diyordur ya. Sorsan o da evde durmak istiyordur ha. Bak öyle. Zoruna gidiyordur onun da. Ama doğru. Herkes yatıyor 17 gün. Biz çalışıyoruz. Ben hala sabah 8'de işe gidiyorum. Vay anasını avradını bunun diyordur. Empatisiz yaşadığımız için normal. Diyorum ve toparlıyoruz. Toparlayalım. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. BSD Doğutaş'a çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar inşallah görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aynen, bir sonraki videoya kadar arkadaşlar sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Çünkü evde sokağa çıkma yasağının ikinci haftasına girmiş olacağız. Kendinize sahip çıkın, eşinize sahip çıkın. Tartışmayın, konuşmayın, az konuşun, öz konuşun. Görüşmek üzere.